Mehdi'ye tabi olduktan sonra bir insanın kanla bağlantısı kesilir. İnşallah. Evet. Kanla, zulümle, psikopatlıkla, gericilikle falan alakası kesilir. Çünkü Mehdi asrının en aydın, en kaliteli insanıdır. İnşallah canım, evet. Yani en modern, en güzel hayatı Müslümanlara sunacaktır. En zengin hayatı sunacaktır. Evet hocam. Demokrasi ve özgürlüğün en mükemmeli dünyaya gelecektir. İnşallah. Hristiyanı da alabildiğine özgür oluyor. Musevi de alabildiğine özgür. Dinsiz de alabildiğine özgürdür. Kimse kimseye karışmaz. Mehdi'nin dönemi budur. Peygamberimizin kana katılmayacağı ile ilgili hadislerinden okuyayım mı hocam inşallah? Oku da bu kan ara sözleri, kancılar, ağzından kan dökülenler akıllarını başlarına toplasınlar. Ağızlarından nur aksın. İnşallah. İnşallah. Barış, kardeşlik aksın. Onlar istiyor ki yani Cenab-ı Allah'ın yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Allah'ın onlardan sürekli kan istediğini istiyor. Şeytan kan ister. Şeytan. Evet. Allah diyor ki Allah sizin acı çekmenize ne yapsın diyor Allah. Evet. Ayette. Allah bizim mutlu olmamızı ister. Yani kanı ne yapsın Allah, Cenab-ı Allah? Aşağı, evet hocam. Niye bizim kanımızı istesin, evet. Allah? Bizim sevincimizi istiyor, mutlu olmamızı istiyor, iyi olmamızı istiyor, özgür olmamızı istiyor Allah. İnşallah hocam. Değil evet. mi? Nimetler içinde yaşamamızı ister Allah bizim. Oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta aslı saadet devrine geri döner diyor Peygamberimiz. El-Kavlül Muhtazar. Hazreti Mehdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak. Kan da akıtılmayacaktır. Bak bunu Peygamber söylüyor. Vahiy geliyor. Bak Cebrail söylüyor. Evet. Cebrail'den gelen bilgidir bu. Evet, Cebrail'in söylediğini evet. söylüyor. Evet hocam. Bak kancılar şeytan vahy ediyor. Evet. Onlar da ağızlarından kan akıyor. Bunu bırakacaklar. İnşallah. Hocam. Evet. Hazreti Mehdi zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. El-Kavlül Muhtasar. Ona Hazreti Mehdi'ye biat edenler Kabe civarındaki rükün ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz. Asla kan dökmezler. Asla diyor Peygamberimiz. Maşallah. Maşallah. Bak kan dökmezler değil. Asla kan dökmezler. Evet. İnşallah. Peygamberimiz devam edeyim mi hocam? Evet. Tekbir ve tesbihle, ilim ve sevgiyle İslam'a hakim edecektir diye buyuruyor. Şöyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tesbih ve tekbir getirerek Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethedeceksiniz. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız. İbn-i Mace. Onu şeret şeye devam et. Peygamber Efendimiz manen yani tesbih ve tekbir getirerek ilimle manen İstanbul'u fethedeceksiniz diye buyuruyor. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız. Dünya çapında bir büyük ve zenginlik ve bolluk bereket olacağını müjdeliyor inşallah. Maşallah. Maşallah. Silahların kaldırılması ilgili var. Hadisleri okuyabiliyor musun? Okuyorum hocam inşallah hemen. Hazırlıyorum hocam şimdi inşallah. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. Sünen İbn-i Mace. Harp erbabı ağırlıklarını yani silah ve saideyi bırakır. Silahları evet. Silahlar eritiliyor. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Kur'an'da da o Zülkarneyn kıssasında bahseden olur yani. Çelik ve demirin dağlar gibi eritilmesinden bahsediyor Kur'an. Evet hocam. Tanklar, toplar da dağlar gibi hurda yığınlar haline gelecektir ve onlar eritilecektir. İnşallah. Ve sanayide kullanılacak inşallah. İnşallah. Hiçbir şekilde silah ve kan yok bundan sonra. İnşallah hocam. İnşallah. Hadis devam ediyor. Evet. Devamını okuyayım mı hocam? Evet. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. İmam Şahrani. Evet.